Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ramazan-ı Şerif'i daha bereketli olarak nasıl değerlendirebiliriz? Evet, Ramazan-ı Şerif aslında bir fuardır, bir tarladır. Tabiri caizse bir hicarethanedir. Cenab-ı Hak insanoğlunu cennet ambarından dünya tarlasına bir çekirdek halinden ağaç haline gelsin diye göndermiştir ve burayı bir okul olarak inşa etmiş ve bizleri de o okulun öğrenciler olarak yaratmıştır. Burayı bir ticaret hane olarak döşemiştir. Bizleri de bu ticaret hanede birer tüccar olarak göndermiştir. Şu halde bu dünyada, fani dünyada ebedi alemi kazanmanın, ebedi aleme yatırım yapmanın ve çekirdek halinden ağaç haline gelmenin yollarının en önemlilerinden birisi Ramazan-ı Şerif'tir. Çünkü Ramazan bu amellerin, ibadetlerin, zikirlerin, tesbihlerin, duaların bire binler, on binler, otuz binlere katladığı verimli bir toprak gibidir. Tabiri caizse bahar mevsimindeki nisan yağmuru gibidir. Ve fuarlarda açılmış fuarlar ticarethaneler gibidir. Öyleyse bu zaman dilimini daha mükemmel karşılamak ve daha mükemmel değerlendirmek gerekiyor. Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu biz Kur'an ayetinden öğreniyoruz. Yani Cenab-ı Hak Ramazan ayındaki bir geceye, Ramazan ayının olmadığı yani Kadir gecesinin olmadığı diğer ayların bin ayından daha değerli, daha önemli olduğunu dikkat edin. Bin ay kadar buyurmuyor. Bin aydan daha hayırlıdır diyor. Yani binler, on binler, yüz binler, milyonlar sonsuz demektir bu. Daha hayırlı olduğuna göre onun sınırı yoktur. Öyleyse Ramazan ayında tutulan oruç diğer günlerde tutulan oruçlardan binlerce kat daha değerlidir. Ramazan'ın dışında tutulan oruçlardan. Ramazan ayında verilen sadaka, Ramazan ayında verilen zekat diğerlerindekinden binlerce kat daha değerlidir ve bir müslümanın Ramazan ayında tövbe etmesi inşallah binler kat o tövbe sevabını belki de binlerce kat affedilme mükafatını kazandıracaktır. Ramazan ayında küs olan bir kardeşimizle barışmak, bize hakaret etmiş olan bir kardeşimizi affetmek, bugüne kadar yaptığım ticaretlerdeki hatalardan vazgeçmek, bugüne kadar yaptığım kötü sözlerden vazgeçmek gibi onun için Ramazan-ı Şerif amellerin birden bine, milyona katlandığı bir verimli topraktır. Mükemmel bir tarladır. Öyleyse bunu en mükemmel şekilde, en yüksek verim alacak şekilde değerlendirmek gerekiyor. Cenab-ı Hak bu bereketli dönemi iyi bir değerlendirmeye nasip ederse, belki de gelecek yıla kadar 11 aylık o zamanı da inşallah değerlendirmiş ve kazanmış oluruz.